Dur bakalım. Şirinli çıkarım. Ne çabuk geldin. Geçsene. Okuyunca delirdim. İyi misin? Bilmiyorum. Afiyet olsun. Rahatsız olmayın lütfen. Hepimize geçmiş olsun. Sağ ol. Buyurun. Mersi. En son durum nedir? Ortalık karışık. Bizim anda bazı esnaf Yusuf aleyhine ağız değiştirdi. Ya tehdit yaparak konuştu. Daha kötüsüne hazırlıklı olmak lazım. Abi ve Turgay atacan azdı. Sen de böyle düşünüyorsan. Dur bakalım. Öyle hemen pes etmek yok. Biz de boş durmayacağız. Ne yapılabilir ki? Gazeteleri siz de gördünüz. Herkes saldırıyor. En umutsuz zamanımda Yusuf yanımdaydı. Bir gün bakarsın rüzgar iyi bir yönden eser demişti. Rüzgarın kendiliğinden esmesini bekleyecek zaman yok. Onu biz estireceğiz. Soluğumuz tükenene kadar. İyi de nasıl? Avukatlığını yapacağım. Var gücümle hukuk savaşı vereceğim. O kötü bir şey yapmaz. Yusuf bunu hak etmiyor. Bana inanın. O rüzgarı biz estireceğiz. Çay demlenmiştir. İçeriz değil mi? Fena olmaz. İçelim. Hemen getiriyorum. Ali abi. Ali Çetin siz misiniz? Evet. Karakola gelmeniz gerekiyor. Niye, ne oldu ki? İfadeniz isteniyor. Benim. Evet. Anlaşıldı, tamam. Ben de sizinle geliyorum. Siz kimsiniz? Ailenin avukatıyım. Ne yapıyorsun Nazlı? Endişelenme, ben buradayım. Ne gerekirse yapacağım. Ne oluyor ya Rabbim? Nedir bu bizim çilemiz? Nedir ya Rabbim? Nazlı lütfen. Hadi gidelim. Neden biz? Neden hep bizim başımıza Nazlı, geliyor Nazlı, bu olaylar? Sakin ol Nazlı. Hadi. Hadi yürüyün. Bırakma kendini. Hadi. Merak etme. Hemen döneceğim. Tamam mı? Bu Bango. Sen miyim? Şuradaki de çakmaklı. Biliyorsun öyle mi? Çocukken bir aralar babamla beslemiştik. Bu sevdaya yakalanan zor girdi ne? Senin kuşlar nerede şimdi? Hepsi firarda. Bakmayı bilemedin demek. Ya da onlar özgürlüğü seçti. Kim bilir? Doğru. Kim bilir? Yusuf'un yerini biliyorsun. Bunu görüyor musun bunu? 7 saattir yere konmadı böğün. İnmez mi peki? Ben bilmem. Ya çatlayıp ölecek ya da... Yusuf nerede kuşçu? Onu da bilmem. Belki o da dönüp duruyordur bir yerlerde. Yusuf'a söyle. Onu yerine indirmenin bir yolunu bulacağız. Yani en azından ben elimden geleni yapacağım. Bunlar büyük laflar. Değil. Hakkında güya bir tutuklama çıktı. Bu durumda bir avukata ihtiyacı var. Davayı ben alıyorum. Vakit yok. Beni ona götür. Beni dinliyor musun? Karar bende değil. Şimdi git. Gerekirse ben sana haber salarım. Kuşların kanadıyla mı? Hadi güle güle. Unutma, vaktimiz yok. Yusuf, ben geldim. Bir de misafir getirdim, bak. Sonunda seni görebildim. Bu kızın çenesi kuvvetli. Bu işte bir şeylere yarayacak gibi geliyor bana. Yusuf belki de benim iyi bir avukat olmadığımı düşünüyordur. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hayatın cilvesine bak. Düne kadar benim ipimi çekmeye hazır biriken... Gel gel otur şöyle. Şimdi davamı üstleniyor. Seni tanımıyordum.
Şimdi tanıyor musun peki? En azından ipi çekilecek biri olmadığını biliyorum. Sağ ol. Şimdi hepimize birer çay katın gelin be. Çay bayatladı kuşçu, yenisini demlemek lazım. Demleriz be Yusuf'um. Burası nasıl, rahat mı? Rahatı düşünen kim? İnşallah çok kalmayacaksın. Benim için bir şey yapar mısın? Artık senin avukatınım. Bana her istediğini söyleyebilirsin. Bu özel bir istek. Zeynep'i görmeni istiyorum. Hayatta olduğumu bilsin. Peki yerini bilmek isterse? Söylemezsin. Yine aklı karışacak. Ailemin bu durumlara düşmesini kabullenemiyorum kuşçu. Ben artık dayanamayacağım. Zeynep'in durumuna da. Evet. Onu da bir an önce görmek istiyorum. Zaten saklanmak öldürüyor beni kuşu. Bir de evdekilerin ve Zeynep'in durumu aklıma gelince... içimde volkanlar patlıyor. Bu delikten çıkmak istiyorum. Çıkıp ne edeceksin? Ağabey ve Turgay Atacan'ı geberteceğim. Zeynep'in babasında. Yapılabilecek işlerin içinde zararları ve yanlışları en az olan bu. Herkes için ve her şey için. Bunu nasıl yapacağım? Bir yolunu bulacağım. İkisi de içeride. Merak etme, yakında çıkarlar. Bizi boşuna mı gündeme oturtuyorlar? Bu nasıl insanlık ya? Yusuf ve Sabri Beylerin başkanı ve Şehmuz'u silah zoruyla hanın ortasında sağlandırdıklarını ve paralarını gasp ettiklerini anlatmışlar. Bunlar mahkemede de böyle konuşur. Bunda şaşıracak bir şey yok. Peki ya siz, beyler? Tanıklık yapmaya hazır mısınız? Tabii hazırım. Sorman hata hanım kızım. Miroğlu ki bana el uzatmış, canımı bağışlamış. Onun için neyi yapmam ben? Arkadaşlar da öyle. Hep kötüler kazanacak değil ya. Bizi de dinleyen birini buluruz elbet. Evet, bu iyi. Diğer arkadaşlar da kararlı, öyle değil mi? Tabii. Güzel. Bu işi başaracağız. İnanın birlikte kurtaracağız Miroğlu'nu.